Aslında sesimden de anlaşılıyordur. Yeni sıcak bir gelişme var. Bir son dakika gelişmesi. İsrail basınındaki iddiaya göre Hamas'ın son olarak seçilen yeni lideri Haniye'den sonra liderlik koltuğuna oturan Yahya Sinwar'ın da öldürüldüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı İsrail basınında. Çok uzun süredir tartışılıyordu. Bir süredir iletişimi kestiği, özellikle de bu çağrı cihazlarının patlaması sonrasında Lübnan'da iletişimi yakınlarıyla kestiği, aracılar aracılığıyla yine bu iletişimi kurduğu yönünde bazı iddialar vardı. İsrail basınında daha önce de bu tip iddialar gündeme gelmişti. Şimdi bir kez daha gündemde Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğü haberi İsrail basınında son dakika bilgisi olarak geçiyor. İsrail ordusu Sinwar'ın ölüp ölmediği kontrol ediliyor bilgisini paylaştı. Dolayısıyla bu sıcak gelişmenin detaylarını yeni haberler, bilgiler haber merkezimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz ki elbette İsrail'in bu katliamı devam ederken, özellikle Gazze'de artık bir yılı geride bırakan katliam devam ederken gözümüz kulağımız sağdan gelen verilerde. Hemen oradaki ekibimize bağlanacağız. İsrail'de günlerdir görev yapan ekibimiz CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak kameraman arkadaşımızla birlikte bize yeni bilgileri aktaracak. Emrah, nedir bilgiler? Büşra Santaş, aslında senin de aktardığın gibi İsrail Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. Onlardan bir tanesini sabah saatlerinde gerçekleştirmişti ve bu saldırılarda aslında 28 Filistinli hayatını kaybetti. Ama en önemlisi, en sıcak gelişme şu dakika itibariyle elimize ulaştı. Şu anda İsrail haber kanalları son dakika bilgisi olarak geçiyor ki geçtikleri bilgi Yahya Sinwar, Hamas'ın yeni lideri, aslında günlerdir kendisinden haber alınamadığı ifade ediliyordu. Ama İsrail ordusu tarafından yakından takipte olduğu ifade edilen Yahya Sinwar'ın öldürüldüğü bilgisi şu anda aktarılıyor ama hala netlik kazanmış değil. Bunu neden ifade ediyoruz? Az önce İsrail ordu sözcüsünden yapılan açıklamada Gazze'deki operasyonlar sırasında 3 Hamaslı'nın ortadan kaldırıldığı ifadesini aktarıyorlar. Etkisiz hale getirdiklerini söylüyorlar. Yine bunlardan birinin Yahya Sinwar olma olasılığı kontrol ediliyor diyor. Bu aşamada kimlik tespiti için çalışmalarımız devam ediyor diyor. Tabii etkisiz hale getirilen Hamaslardan birinin bu binalarda yer aldığı ifade edilenler arasında arka arkaya sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle şu anda, şu dakikalarda İsrail haber kanalları, İsrail sosyal medya sitelerinde şu anda bir mutluluk havası estiriliyor. Yahya Sinwar'ı da etkisiz hale getirdikleri ifade ediliyor ama İsrail'in şu anda bunu doğrulayamadığı, bazı fotoğraflar servis ettikleri şu anda Yahya Sinwar'a benzeyen, andıran bazı fotoğraflar var ama o olduğu kesin değil. Şimdi büyük bir motivasyonla etkisiz hale getirdik diyorlar. Günlerdir aslında takibinde oldukları Hamas'ın yeni liderini şu anda etkisiz hale getirdiklerini duyurmaya başlamışlar ama bu netlik kazanmış değil. Bunu tekrar edelim. İsrail ordu sözcüsünden de açıklamalar yapılıyor. Tabii Yahya Sinwar aslında İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından burada özellikle hayatını kaybetmesiyle birlikte yeni seçilen lider olarak geçmişti koltuğa. Kendisinden haber alınamıyordu. Aslında tünellerde yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyordu. Özellikle Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması için bir takım görüşmeler devam ederken Yahya Sinwar'a ulaşılması konusunda bir takım sıkıntılar yaşandı ama Yahya Sinwar'ın kendini aracıları aracılığıyla iletişimde kalmaya devam ettiği bilgisi vardı elimizde. Hayatta olduğu, yaşadığı, hatta El Kassam Tugaylarına sert müdahaleler yapılması konusunda İsrail'e karşı direktifleri olduğu bilgisini de biliyorduk. Tabii 7 Ekim planlayıcısı olduğu gerekçesiyle İsrail kanadında kendisinin de arandığı, yani İsrail tarafından aranıp bulunup etkisiz hale getirileceği ifade ediliyordu ama Yahya Sinwar'ın
Çok ama çok güçlü bir geride bıraktığı geçmişiyle birlikte özellikle Hamas içerisinde, El Kassam Tugayları içerisinde çok etkili bir isim olduğu ifade ediliyordu. Daha sert, daha hırçın davranışları olduğu ifade ediliyordu. Bu da İsraillilerin motivasyonunu kıran bir düzeye ulaşmıştı. Ve bugün gerçekleştirilen, şu anda Gazze şeridindeki bu saldırıyla birlikte hedef alınan isimlerden birinin o olduğu ifade ediliyor. Tabii baktığımızda özellikle İsrail kanadında Yahya Sinvar'la alakalı 1200 kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 rehinenin rehin alınmasına neden olan kişi olarak atfediliyor. Bu denli büyük bir tepkiyle, büyük bir aslında onun ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların takibin, istihbaratın devam ettiği ve bugün aslında İsrail kaynakları, İsrail haber kanalları büyük bir operasyonu başardıklarını ifade ediyorlar ama henüz net değil. Hala kimlik araştırması devam ediyor. Bilgiler arka arkaya gelmeye devam ederken bir yandan da en net, en sıcak gelişmeyi aktaracağım sizlere. Hala şu anda yeni geçen bir bilgide 3 kişinin öldürüldüğü, kaçanlar binanın içerisinde Yahya Sinvar'ın da olabileceği değerlendiriliyor. Arka arkaya aralıksız bilgi gelmeye devam ediyor. Bu operasyonu İsrail Savunma Kuvvetleri ile İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde bir açıklama yapılmıştı. Şöyle söyleniyor. İsrail ordusunun Refah'ta askerlerle girdikleri çatışmada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü ihtimali her geçen dakika artmaya devam ediyor. Şimdi bir takım fotoğraflar var. O fotoğraflarda o olup olmadığı belli değil ama bunu servis etmeye başladılar. İsrail ordusunun paylaşımlarının yanı sıra tabii İran kaynaklarından da bir takım iddialar yayılmaya başladı. Bunu da aktaralım sizlere. Arap basını da bunu duyurmaya başladı. Çok sıcak gelişme, günün en sıcak gelişmesiyle karşı karşıyayız. Yahya Sinvar, Hamas'ın yeni lideri. Aslında bölgede, özellikle Hamas içerisinde, El Kassam Tugayları içerisinde çok ama çok güçlü bir liderliği vardı. Ve yeniden koltuğa oturduğunda özellikle İsrail'e Gazze şeridindeki yaptıkları nedeniyle çok sert yanıtlar vereceklerini ifade etmişlerdi. Bunu söylemişlerdi ve şimdi ise bu bilgiyle karşı karşıyayız. Bakın birazdan yeni bir açıklama yapılacak mı onu da izleyip takip edeceğiz ama özellikle yayını aktarırken arka arkaya bilgilerin geldiğini söylemekte fayda var. Hala net kazanmış bir durum yok. Araştırmaların devam ettiği ifade ediliyor Büşra.